Yaklaşık 5,5 milyon kişinin beklediği haber geldi. Bedelli askerlik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Genel Kurul'da yapılan görüşmede ilk olarak teklifin yurt dışında yaşayanları ilgilendiren birinci maddesi kabul edildi. Buna göre yurt dışındaki adaylar 2000 avro bedel ödeyerek askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Bu kişiler zorunlu askerlik eğitimini ise uzaktan eğitim modeliyle alacak. Birinci maddenin kabulünün ardından teklifin diğer maddeleri de genel kurulda görüşüldü. Görüşme sonrası yapılan oylamada bedelli askerlik tasarısı kabul edilerek meclisten geçti. Buna göre 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlardan bugüne kadar her ne sebeple olursa olsun zorunlu askerlik görevini yapmamış olanlar 15 bin lira bedel 21 gün temel eğitim şartıyla askerliğini yapmış olacaklar. Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, başvuruların bir hayli yüksek olacağı görüşünde. 2014 yılındaki rakamın çok çok üzerine çıkılacağını düşünüyoruz. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Geçmiş dönemdeki kıstaslara baktığımızda 203 bin gibi bir rakam geldi. Bunun hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi, 800 bin mi, 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem. 21 günlük temel askerlik görevinin ifade edilmesiyle beraber Teklifi toplumun tüm paydaşlarının hassasiyetini düşünerek hazırladıklarını söyleyen AKP'li Muş 21 günlük eğitimin nasıl verileceği konusuna da değindi. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi. Burada süreç biraz daha hızlandırılarak hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir.